Merhaba. Ben kitap dedektifi. Bugün yine sizlerle bir kitabın izinden gideceğiz. Ancak bunu yaparken yine her zaman olduğu gibi ya da her zaman yapmak istediğimiz gibi bu kitabı yazan kişinin izini bulmaya çalışacağız. Yani hayat hikayesine bakacağız. Peki hangi kitaptan bahsediyorum? İstanbul'un antika tipleri. Mahmut Yesare'nin kitabı. Mahmut Yesari kimdir? İsmi açıkçası bana ilk başta bir İran kökenli, Osmanlı'da yaşamış bir insan gibi geldi. Ancak Yesari ismi pek de öyle değil. Yesari Arapça'da gelen sol anlamına geliyor. Soldan kastımız elbette ki sol uzuvlarını kullanabilenden bahsediyoruz. Peki bu nereden geliyor? Aslında bunun için Mahmut Yesari'nin kendi yaşamış olduğu bölgeyi ve aynı zamanda kendi soy ağacına bakmamız lazım. Bunun için aslında dedesinin babasından bahsetmemiz gerekiyor. Yedi Göbek'ten İstanbullu olan Yesari ailesinin aslında dedesinin babası ilk başta felçli olarak doğuyor. Ama sağ tarafı felçli olarak doğuyor. Sol tarafı ise sürekli titremeler yaşıyor. Bundan dolayı aslında lanetlenmiş gözüyle bakıyorlar. Zaten yesari anlamanın diğer adı da lanetlenmiş demek maalesef. Yine aynı Arapça kökeninden bahsediyoruz. Bu yüzden bu yesari ismiyle birlikte yesari de pardon aynı şekilde yine sol kolunu kullanabilen kişilere deniyor. Babası Yesari olan o bahsettiğimiz Mahmut Yesari'nin dedesinin babasının babası onu bir hatat ustasına götürüyor. Dönemin çok önemli hatat ustalarından birisine götürüyor. Götürdüğü zaman onun bu halini gören yani o felçli halini gören usta diyor ki ben bu çocukla baş edemem, yapamam, bundan hiçbir şey olmaz, ben meşgulüm diyor. Dolayısıyla onu kendi yanından aslında kovmuyor ama kibarca gönderiyor. Daha sonra babası yılmıyor. Diyor ki ben bu işi çözeceğim ve oğlumun hatat ustası olmasını istiyorum diyor. Ve oradan çıkıp başka bir ustanın yanına gidiyor. Bu hat ustası onu aslında babasının hatırı vesilesiyle kabul ediyor. Kabul ettikten sonra eline bazı evraklar veriyor. Bunları yazmasını istiyor. Yalnız bunu evde yazan bizim dedemiz daha sonra ustanın yanına gidiyor. Ustaya elindeki yazdıklarını gösteriyor. Usta çok etkileniyor ama o kadar çok etkileniyor ki diyor ki bunu diyor sen herhalde başkasına yazmışsındır diyor. Başkasına yazdırmışsındır diyor. Hayır diyor da ben yazdım. O zaman diyor ispatla diyor. Şimdi diyor burada yaz. Peki diyorlar. Başlıyor orada yazmaya ve o vücudunun hani sağ tarafı titriyordu ya pardon sol tarafı titriyordu ya o titreme ile birlikte yazmış olduğu hat sanatı inanılmaz boyutlarda bir güç yaratıyor onda. Ve şey çok kısa bir zamanda o yazı ortaya çıkıyor. Böylelikle de öyle bir noktaya geliyor ki bu yazı en sonunda büyüleniyor. Resmen diyor Allah vergisi bu diyor. Sonra onu daha önceden kabul etmeyen ustasının yanına götürüyor bu asıl ustası. Diyor ki bak böyle böyle mevzu var. Onun da meşhur bir söz söylediği rivayet edilir. Onun yani dedenin bizim yanımıza bizim kibrimizi kırmak için gönderilmiş Allah tarafından bir kul olduğunu söyler. Yani bu kadar ustadır. Daha sonra bu kişi o kadar işini ehli bir noktaya gelir ki, mahir olur ki bu işte çocuklar yetiştirmeye başlar kendi gibi. Aynı diğer hat ustaları çıkartmış olduğu gibi. Hat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hat Tarihi isimli kitabında da bununla ilgili detaylı bilgiler tabii ki mevcut. Buradan da bakabilirsiniz. Daha sonra gel zaman git zaman o kadar çok yetiştiriyor ki öğrenci. Bunlardan bir tanesi de kendi çocuğu. İşte bu çocuğu Mahmut Yesari'nin dedesi oluyor. Daha sonra dedesinin tabii kendi babasına geçtiğimiz zaman babası da yine sanatları iyi olan ama bu yönde kendini geliştirmemiş asker olan bir insan. Mahallede ve ailede çok ciddi itibar sahibi ve ağırlığı olan bir insandan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda dünyayı gezen ve de entelektüel birikimi çok ciddi boyutlarda olan bir insandan bahsediyorum. İşte tam bu noktada Mahmut Yesari üçüncü bir çocuk olarak ailede doğuyor. Yalnız fiziksel olarak kendisinin e, kafasının bir kısmının büyük olmasından dolayı bu kendinde çirkinmiş hissi yaratıyor. Ve aynı his annesinde de oluyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki annesi üç en küçük çocukları olan Mahmut Yesari'ye sürekli olarak bir aşağılama şeklinde davranıyor. O kadar böyle davranıyor ki en sonunda zıvanadan çıkıyor mevzu. Bu Mahmut Yesari'nin sevgisiz büyümesine sebebiyet veriyor. Bu sevgisizlik artık tüm hayatını Mahmut'un etkileme noktasına geliyor ve günümüzdeki yazılarına kadar geliyor. Bir yönüyle Mahmut Yesari'yi Mahmut Yesari, yi, Yesari yi yapan yine aslında bu ilgisizlik. Çünkü yazılara baktığımız zaman o sevgisizliği, o acı çekmeyi, o çocukların yaşadığı ızdırabı çok net bir biçimde yazılarında görebiliyoruz. Yine Mahmut Yesari aynı şekilde aynı, e, halk bilimci. Nasıl yani? Aslında toplumu çok güzel analiz edip bunlar üstünden gözlemleriyle karakterler yaratıyor ve bu yarattığı karakterlerle de kitaplarını bitiriyor. Sadece peki roman mı yazıyor? Hayır. Zaten günümüzde de onu çok az tanıyanların yanıldıkları çok büyük bir kısım var. Nedir? Mahmut Yeser deyince romancıdır. Hayır. Mahmut Yeser aynı zamanda öykü üzerine de yazıları vardır. Köşe yazıları vardır. Yani modern ismiyle ya da bilinen ismiyle fıkralar yazar. Ee, öte yandan da asıl daha çok eser verdiği dönem vardır. O da hangisidir? Tiyatro eserleri. Yani aslında küçüklükten beri olmak istediğini söylediği tiyatro eserlerini yazmaya çalışıyor. Ve birçok eseri de basılıyor, oynanıyor, yayınlanıyor. Mahmut Yeser bunlarla da bitmiyor. Bu arada bu yönüyle de aslında tamamen bir yazı fabrikası. Yani günümüzdeki birçok kişiye örnek olabilecek bir kişiliğe de sahip. Yani yazı anlamında kişiliğe sahip. Hazır kişiliği demişken şuna da girmek lazım. Bu kişilik e, ruhani olarak aslında şuna evrilme noktasında çok duygusal, kendini az önce belirttiğim gibi çok... E, çirkin buluyor. Dolayısıyla bunun özgüven eksikliği var. Ancak tüm bunlara rağmen çok güzel bir edebi yazılar yazıyor. Ne yapıyor? Karakterler yaratıyor. Yine az önce belirttiğimiz gibi tekrar tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü öyle bir noktada ki Mahmut Yesari kendi hayatından kesitleri görüyoruz. Mesela Bağrıyanık Ömer isminde bir Eseri var. Bu eserde anne babası ayrılmış. Tabi parantez açıyorum. Ee, Mahmut Yesari'nin anne babası ayrılmamış. Ama yaşadık hissiyatlar tamamen bu yönde. Dolayısıyla da kendi yaşamış olduklarını o karaktere aktarmış. Devam ediyoruz. Ee, anne babasının ayrılmasından sonra annesinin yanında kalıyor aslında yine parantez açıyorum. Babasının vefatından sonra annesiyle kalmasından dolayı annesinin kendine yapmış olduğu baskıları anlatıyor aslında burada gibi birçok eserinde görebiliyoruz. Peki daha sonra ne yapıyor Mahmut Yeser? Yani aslında gençliğinde ne yapmış? Tamam direkt edebiyata girdik. Ee, direkt Mahmut Yeser'in kendisinden bahsettik ama ya bu gençliğinde ne yapmış? Neler yaşamış? Aslında burada da çok önemli kritik noktalar var. Nedir? Mesela çok güzel çizim yapıyor. Az önce ne demiştik? Dedelerini zaten anlatmamın temel sebebi buydu. Hat sanatı yapan dedeleri var. Ve ondan gelen de bir entelektüel birikim var. Yetmiyor, yetenek var. Yani anne derler ona onların soyundan böyle bir gen var. Dolayısıyla da bunun üstünden tabii bir yetenekten bahsediyoruz. Yetmiyor. Bir de üstüne babasının entelektüel birikimi çok ciddi bir hazine olarak bahsettiği top, babasının toplamış olduğu belki de dünyanın çeşitli yerlerinden toplamış olduğu ve Mahmut Yesari'ye bir kültür aşılayan bir okuma alışkanlığı getiren o meşhur kütüphanesinin olması Mahmut Yesari bugün Mahmut Yesari yapıyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Küçük Mahmut Yesari o dönemde bir dergide karikatür dergisine, önde gelen bir karikatür dergisine çizimler gönderiyor. Ve bu çizimler yayınlanmaya başlıyor. Daha sonra çiziminin çok güzel olduğu anlaşılınca hemen diyorlar ki biz seni Güzel Sanatlar Okulu'na gönderelim. Tam okula başlayacağı sırada aslında o dönemde Güzel Sanatlar okuluna yazıldıktan hemen sonra Avrupa'ya eğitime gönderiliyor. Ancak Avrupa'da o sırada bir sıkıntı var. Hem de büyük bir sıkıntı. Birinci Dünya Savaşı. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı okula gidemeyen Mahmut Yesari en sonunda diyor ki ben başka bir okula bari geçeyim. Başka bir okul için tam hazırlığa başlayacağı sırasa aslında annesinin kendisi üzerinde yapmış olduğu o baskı durumundan dolayı ondan da vazgeçiyor. Neden? Çünkü o sırada tam o dönemlerde Çanakkale Savaşı başlıyor ve abisi, büyük abisi savaşa gidecek. Savaşmaya giderken rütbeli olarak gitmesine örnek gösteren annesi Mahmut'un üstünde yine bir baskı kurmaya başlıyor. Ve onu aşağılamaya başlıyor. Buna dayanamayan Mahmut evi sanki okula gidecekmiş gibi gidip hiç kimseden haberi hiç kimsenin haberi olmadan direkt savaş için askerle yazılıyor. Yani gönüllü bir askerlikten bahsediyoruz. Bu gönüllü askerliğin en nihayetinde Çanakkale'de Gelibolu cephesine gönderiliyor. Depoda çalışıyor ancak daha sonra cephede bir yani depodan çalış sonrasında cephedeki bir savaş anında bir İngiliz bombasının dibinde patlaması vesilesiyle gözünü kapatıyor ama tam o sırada yüzü yanıyor. Aslında bir gazi olarak bir gazi ünvanıyla bir gazi madalyasıyla da birlikte evine gidiyor. Evine gidiyor ama bir öğreniyor ki abisi vefat etmiş. Yani şehit düşmüş. Ve bu şehitlik durumundan dolayı annesi yine dönüyor diyor ki e, abin diyor şehit düştü diyor ve bu yine bir sevgisizlik getiriyor bu duruma çok üzülen Yesari en sonunda bir kutuya ödülünü koyuyor madalyasını koyuyor ve evi terk ediyor bir daha da zaten annesiyle görüşmediği söylenir hani belki de görüşmüştür ama kayıtlarda pek rastlanmıyor böyle bir şeye. Ancak bununla belki de rastlanma denirse eğer edebiyatta kendi kitaplarında onunla rastlaşıyor. Belki de onunla yüzleşiyor. Üç defa evlilik geçiriyor. Birisi savaştan döner dönmez bir evlilik. Bu evlilikte aşırı kıskanç olduğu söylenen eşi tarafından dayanamayıp boşanıyor. Ancak ondan bir çocuğu oluyor ve bu çocuk da aynı Mah e Mahmut gibi yazar oluyor O da e, Türkiye'nin en uzun ve kırılması zor olan bir rekoruna imza atıp 100 tane kitap yazıyor Ancak bu kitap dedektiflik romanı üstüne yazıyor Dolayısıyla da babası gibi ama babasından hiçbir zaman yardım almadığını söylüyor zaten e, çocuğu annesinin yanında kalmayı tercih ediyor Bir de küçük olduğu için zaten hani bir çok da tercih sebebi değil. Dolayısıyla da bunun üstüne babasından yardım noktasına pek bir şey görmediğini söylüyor. Yani yazarlık yardımı anlamı. Ama bunda babasını da suçlamıyor. Diyor ki yazarlık zaten çok öğretili bilinecek bir şey değil. Bunda diyor çok ne öğretebilirdi ki diyor. Dolayısıyla kendi kendimize öğrenmeye çalıştım diyor. İkinci evliliğine gelirsek eğer tabi bu birinci evlilikten sonra bir bohem hayatı yaşamaya başlıyor. Peki bu bohem hayatı nedir? Bohem hayatı aslında kelime karşılığı olarak tabi hiçbir şey umursamayan sürekli esrar keş gibi gezen ya da işte alkolik gibi gezen kimseyi umursamayan denile bilinir. Doğru. <laughs> İçile, içe, içen bir insanmış. Ancak bu bir tam anlamıyla günümüzde kullandığımız bir kelime karşılığı olarak bir bohem hayattan bahsetmiyoruz. Bunun yerine şunu söylemek daha doğru olur. Nedir o? Aslında disipline gelemeyen, bir düzene gelemeyen bir kişiden bahsediyoruz. Bohem'likten kastımız tamamen bu. Zaten tanıklarda bundan bahsediyor. Yani onunla birlikte bir şekilde vakit geçiren arkadaşları bundan bahsediyor. Daha sonra ikinci evlilik oluyor. İkinci evlilikte de aslında gazeteye yazı yazmak istediği bir sırada tam iki bölüm yazdıktan sonra bir dönem ortadan kayboluyor. Gazetecilerin hiçbirisi nerede yaşadığını da bilmediği için yazı kalıyor. Başka bir yazar o yazıyı devam ettirmek zorunda kalıyor. Buna da çok içerleniyorlar. Nereye gitti o, nereye gitti o diye takıldığı meyhanelere de bakıyorlar. Yok. Kahvehanelere bakıyorlar. Yok. Hiçbir yerde yok. İzine rastlanmıyor. Aradan belli bir müddet geçiyor. birdenbire çıka geliyor. Ve o çıka geldiği zaman soruyorlar. Sen neredeydin? Ne yapıyorsun? Seni meraktan öldük. Neden böyle kayboldun diye? Aşık olduğunu söylüyorlar. Ve bu aşk üstüne evleniyor. Ancak kısa sürüyor. Boşanıyor ve yine bir bohem hayata sürüklenirken ta ki gazetede yayın yönetmeninin odasına girdiği sırada bir kadınla karşılaşıyor ve bu kadın onun aslında hayatını değiştiriyor. İşte o hayatını değiştiren kadın onu bohem hayattan uzun bir sürede olsa kurtarıyor. Genç olmasıyla birlikte kendisi de kırkına geldiği için çok da bu duruma şaşırıyor. Diyor ki ya ben bu kadar yaşlandım artık ama buna rağmen 24 yaşında olan bir kadın neden benle evlenmek ister ki diyor. Ama evleniyorlar. Daha sonra gerçekten toparlanan ve eski Mahmut olmayan Yesari çevresi tarafından resmen yeni enerjik yeni Mahmut olarak tanımlanıyor. Ancak arada Yine belli bir müddet geçtikten sonra maalesef ciddi bir hastalık peyda oluyor. Bu hastalık bir noktadan sonra onu öyle bir hale getiriyor ki bitap hale düşürüyor. Zor bela hastaneye kaldırılıyor ve hastanede görmüş olduğu tedavide dahi yazmaya devam ediyor, durmuyor. Hatta eşi kendince bir şeyler yazıyor. Sonra onu Mahmut kendi tarzına çevirip yayınlanıyor. Yayınlıyor. Dolayısıyla da çok çalışkan bir insandan bahsediyoruz. Az önce dedik ya aslında bir yazı fabrikası kendisi. Daha sonra iyileşiyor, oradan çıkıyor. Ancak belli bir müddet sonra tekrar hastalanmaya başlıyor ve bu hastalık sonrasında tekrar hastaneye zor bela yatırılıyor. Ancak hastaneden çok az bir süre kalıp ben iyileştim deyip kendi kafasına göre çıkıyor. E bu çıkma hastalığı tabi durdurmuyor. En nihayetinde ailenin çok müthiş baskısı karşısında ve de olmuş oldu hastalığın eşine de geçebileceği korkusuyla eşinin ailesi tarafından hadi sen Antalya'ya gel Antalya'ya gel bırak o adamı temennileriyle birlikte en nihayetinde eşi bununla boğuşurken öbür yandan eşin onu dinlemeyip e, Mahmut'u bırakmak istememesi ama tüm bu yaşananlar neticesinde de Mahmut'un bunalıma girip en sonunda iki hafta boyunca hiç kimseye haber vermeden ortadan kaybolması neticesi bardağı taşıran son damla oluyor ve üçüncü evlilik de burada bitiyor. Ancak mahkemeye de Mahmut Esare, ben aslında ayrılmak istemem lakin bu hastalık benim peşimi bırakmıyor. Bu hastalık olmasaydı onun kendi iyiliği için bunu yapıyorum." diyor. Ve daha sonra maalesef toparlanamıyor. Öyle toparlanamıyor ki meyhaneden bir türlü çıkmaz oluyor. Peki bunların Mahmut Esare'nin edebiyat hayatına ne etkileri var? Aslında direkt etkisi var. Gerçekçi ve toplum bilimci dedik az önce. Peki o zaman toplum bilimci ise eğer nasıl yazıyordu? İşte İstanbul'un Antika Tipleri isimli kitap can yayınlarından basıldığı zaman bunu apaçık gösteriyor. İşte o kitabı okuduğum zaman beni buralara kadar getirdi. Yani doğum tarihi olan 2. Abdülhamit dönemi, yani bir yönüyle de istibdat dönemi olan dönemden başlamak üzere savaşlar çağına adım atmış bir insandan bahsediyoruz. Yani bu yönüyle de belgelerin eksik olduğu dönemin birinci elden tanığından bahsediyoruz. İşte bu kişi Mahmut Yesari. Ve vefatı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün de vefatından sonra Cumhuriyetin ilk kuruluş tanıklarından da biri olan ve yakın zamanda da yani Mustafa Kemal'in vefatından yaklaşık bir 10 sene sonra da vefat eden bir insandan bahsediyoruz. İşte bu insan Mahmut Yesari. Mahmut Yesari peki ne yazmıştı İstanbul'un antika tiplerinde? Oğluna göre herkesle düşman olan bir insandan bahsediyoruz. Zaten kendisinin de yani Mahmut Yesari'nin de benim sadece bir arkadaşım vardı ömrüm boyunca diyen bir yazardan bahsediyoruz. Ama Can Yayınları'nın yazdığına göre ise hiç kimseyi kırmadan bir şekilde yazılarını yazmaya çalışan ince ruhlu bir insandan bahsediyoruz. Ki diğer yazarlar da onun ne kadar ince ruhlu olduğunu söylüyorlardı. Az önce de belirtmiştim. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Bu insan az önce bahsetmiş olduğum yine savaşlar çağındaki o insanların aslında padişahsız ya da herhangi bir lidersiz neler yaşadıklarını, hangi yoksulluklarla mücadele ettiklerini, hangi duyguları yaşadıklarını, hangi şekilde kendilerini ifade ettiklerini, hangi bataklıklara saplandıklarını, neyle mutlu olduklarını, neyle mutsuz olduklarını, nelerle mücadele ettiklerini, yani aslında o savaşlardaki o liderlerin öncülük ettiği söylenilen savaşların onların kararlarıyla çok şeyin değiştiği söylenen liderlerin aslında onların da değil onlar yerine hangi liderlerin kimlerin lider olduğunun daha doğrusu anlatıldığı güzel bir kitaptan bahsediyoruz. İstanbul'un antika tipleri. Savaşta kendi canlarını kimler için öldüklerini bilmeden, tanımadan aslında yapan insanlardan bahsediyoruz. Ve bu anlattığım olaylar silsilesi bu savaşlardaki insanların duygularını işte bu kitapta görüyoruz. En sonunda bir liraya bile muhtaç olan o insanların hayatları anlatılıyor. İstanbul'un antika tiplerinde. İşte beni bu kitap Mahmut Yesari'ye götürdü. Mahmut Yesari ise beni bu insanlara götürdü. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kitap ve dostlukla kalın. Hoşçakalın.